Rize'nin 47 kilometre doğusunda yer alan Ardeşen, ilimizin hızla gelişen ilçelerinden biri. Toplam 58.499 kişinin yaşadığı Ardeşen'de 45.392 kişi ilçe merkezinde yaşıyor. Bir belde 37 köy ve 17 mahallesi bulunan Ardeşen, 1953 yılında belediye ve ilçe oldu. Geniş ve düz arazi yapısıyla dikkat çeken Ardeşen'de 20 okulda toplam 7.577 öğrenci, 294 öğretmen nezaretinde eğitim öğretim görüyor. Ardeşen ilçesindeki sağlık hizmetleri, Ardeşen Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı, SSK Dispanseri ve iki özel poliklinik aracılığıyla yürütülüyor. Ardeşen'de iki tane Çaykur ve irili ufaklı ondan fazla özel sektör çay fabrikası var. Ardeşen ilçesine istihdam sağlayan diğer bir kuruluş, Asilsan Silah Fabrikası. Ardeşen'le ilgili en önemli beklenti Fırtına Vadisi'nin çok yönlü olarak kullanılmaya başlanması. Turizmden önemli hedefleri olan ilimizin Ardeşen Fırtına Vadisi ile ilgili ekonomik anlamda da proje hazırladıkları biliniyor. Ardeşen ilçesinde gelecek vadeden bir diğer ürün de kivi. Bu anlamda bilinçli bir gelişme gösteren Ardeşenli çiftçiler yıllardır geçimlerini sağladıkları çaya küçük bir kardeş buldular bile. Ardeşen'de doğal güzelliklere birçok yerde rastlayabilirsiniz. Kaçkarların dört mevsim kar görebileceğiniz tepeleriyle vadiler Ardeşen'e ayrı bir güzellik katıyor. Ardeşen'den Tunca Beldesi'ne gidebilmek için devlet eliyle bekleyen stabilize yoldan hoplaya zıplaya ilerlemeye katlanmalısınız. Tunca'ya ulaştığınızda sizi dimdik ayakta duran bir tarihin beklediğini göreceksiniz. Tunca'da ahşap veya taş yapılar özenle korunmuş. 1960 yılında yaşanan büyük yangına rağmen eski düzenini koruyan mahalleler görebilirsiniz. Tarih kokan bir çeşmenin başından ayrıldıktan sonra 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından Tunca Deresi'ne vardık. Tunca Deresi'nde sıralanmış kemer köprüler, yıllar öncesi yaşamın bölgede yoğun bir şekilde devam ettiğini ispatlıyor. Adım attıkça geçmişe ait belirtilerle karşılaşıyoruz. Bir kavşağı andıran ormanlık alanının her yerinden köprüler ve değirmenlerle karşılaşmak mümkün. Tunca Deresi'nin kenarında 300 yıl önce yapıldığı söylenen ahşap değirmenler ilkisizliğe terk edilmiş. Fakat dile gelebilme yetenekleri olsaydı bu ayıbı defalarca yüzümüze vurmuşlardı. Değirmenlerin olduğu yerden başka bir yöne saptığınızda ıssız bir alana girdiğinizi zannediyorsunuz. Ama sizi bir köye ekmek pişirecek kadar hünerli bir fırın karşılıyor. Fakat o da değirmenler gibi terk edilmiş. Tunca Deresi'ndeki gezimiz devam ediyor. Eski değirmenlerin olduğu bölgede bir beton yığınıyla karşılaşınca şaşırıyor, gerçeği öğrendiğimizde ise susup kalıyoruz. 1970'li yıllarda bu noktada sondaj yapılıp altın aranmış. Sonuç olarak sıkça duyulan "burada bir şey yok" cümlesi yankılanmış Tunca Deresi'nde. Zira çok eski yıllarda bölgede altın arandığı tüm kuşaklar tarafından bilinmekte. Sondaj yapan mühendislerin bölgede eski bir maden ocağı var açıklaması, köylülerin altın umudunu başka bahara ertelemesine yardımcı oluyor. Ardeşen ilçesindeki tarihi eserlere ilk olarak Çifte Kavak Mahallesi'ndeki Ekşioğlu Camii ile başlıyoruz. Caminin kitabesi bulunmadığı için hangi tarihte yapıldığı tam olarak bilinmemekte. Ekşioğlu Hacı Mustafa tarafından üstlenilen onarım 1869 yılında tamamlanmış. Tunca merkezdeki Tunca Camii restore edilmiş fakat oldukça iyi korunmuş. Milli bir arazide kurulan cami 1902-1909 yılları arasında tamamlanmış. Cami çevresindeki düzen Tuncalıların eski eserlere ne denli önem verdiklerinin göstergesi. Ardeşen Sestikaya'da bulunan Sestikaya Camii 1801 tarihinde yapılmış. Restorasyon çalışması esnasında eski bölümler maalesef korunmamış. Caminin kitabesine göre inşaat Yasin Zede Ali Usta, Mustafa ve Osman Usta tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Kitabedeki ihya kelimesi caminin daha önce de var olduğuna dair bir işaret olarak algılanmakta. 1886 yılında yapılan Pirinçlik Camii 1992 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş. Cami ile ilgili ilginç hikayeler bilinmekte. Kulaktan kulağa gelen sözlere göre inşaat esnasında iki grup arasında temel yeriyle ilgili görüş ayrılığı var.
bir türlü anlaşma sağlanamaz. Akşam olur, herkes evine gider, ertesi gün aynı yere gelindiğinde cami temelinin her iki grubun istediği yerden ayrı bir yerde kazılmış olduğu fark edilir. Bir başka rivayette ise söz konusu olayın Pirinçlik değil, Sestikaya Camii'nde gerçekleştiği söylenir. Süleyman Dede Türbesi'nde 1845 ve 1890 olarak iki ayrı tarih bulunmaktadır. Evliya olduğu söylenen Süleyman Dede'nin oğlu bu türbede yatmaktadır. Ardeşen ilçesi ekonomik anlamda çay, kivi, balıkçılık, asilsan, mobilya ve kereste fabrikalarıyla ön plana çıkmaktadır. Ulaşım anlamında çok ciddi problemi bulunmayan Ardeşen'de en önemli sorun işsizliktir. Mevcut coğrafi konumuyla Ardeşen'in en büyük gücü ve gelişmeye devam edeceğini umuyor, Kaçkar Dağı'na eşlik eden turizm kenti Ardeşen'e selam gönderiyoruz. Sombra di uvarore bella ci dori.